اللهم نزل أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا عن عالم الفقر والذل وعصمنا عن الوباء والطاعون وعن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسرنا للانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير اللهم سلمنا وسلم ديننا إلى آخر عقد جل وعلا حضرتلري bu açılışa teşrif eden kardeşlerimizin hakkında cümlemize bâis müslet magazidi kevnin ve sermaye saadetin dâreyn eyleye. Allahümme Rabbena cümle ümmeti Muhammed'i sui gazaden, cümlemizi sui gazaden ve cehdi beladen ve hasidin hesedinden ve zalimin zulmünden ve cemî afat-i dehriye ve kevniyeden ve sair görünür görünmez ve takat gelmez kaza belalardan Mevla cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Ulema en tüvercikat dünya ve lisan-ı kerebbimiz zikrillah hadis-i şerif mezhe ve maseddat olarak Allah Allah diye zikrederek gözlerimiz cennete alaya hazir ve heyran olarak az ağrı asan ölüm ve imani kamille buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Duamızın kabulü için bir daha buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kazadan, beladan, musibetlerden korunmamız için bir daha buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i şehadet getirerek çene kafama cümlemize nasip eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allahümme Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Subhane Rabbike Rabbil izzete amma yesifun. Ve selamun alel mürselin ve selametun alel müminin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kâffe-i ehli iman ve ehli İslam'ın ruhları için. Buraya teşrif eden din kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için, bahusus bu cennet vatanı bize emanet eden şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Allahu ekber. Çocuklar, çocuklar biraz gelin. Geç ya. Allah'tan rahmet. Yanında acil şifalı ülkemize başsağlık diyerek programı konuşmayı sürdüreceğim. Çok teşekkür, çok değerli vekil adayım. Değerli belediye başkanım, belediye başkan yardımcım. Çok değerli federasyon başkanım, değerli muhtarlarım, değerli dernek başkanlarım. Ve aslında bugün bu açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan değerli hanımefendiler, beyefendiler. Bu açılış programımıza hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Tabii ki Sinop'umuzun manevi değeri olan Seyit Bilal'imiz, Çeçen Sultan'ımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Mehmet Şerif Bey'le, güneşin denizden doğup denizden battığı tek il olan yeşil ve mavisiyle, Akgül'ü, Sarıkumu ile, ünlü cezaevi ile, Efilen şelaleleriyle, Boyabakı Kalesi ile, Gerzana Horozu, Hamsisi, Kestanesi, Triti, Mantısı, Halayı Horonu, Davulu Zurnası. Ülkemizde trafik ışığı hiç olmayan ilimiz olan, emniyet kemerinin en fazla kullanıldığı, 2014 yılında ülkemizin en mutlu şehri seçilen, en önemlisi insanı meşhur olan bu nadide ilimiz Sinop'tur. 1980'li yıllardan başlayan büyük göç dalgası ve en fazla göç veren illerden biri olan Sinop'umuz 1990'lı yıllara geldiğimizde kahvehanelerde bir araya gelmeye başladılar ve dernekleşmeye başladı. Bu dernekleşmenin sonucunda ilk derneklerden birisi olan da 1993 yılında başlayıp Zeytinburnu Sinoplar Derneği olmuştur. 96 yılında resmi kuruluşu yapıldı. İlk kurucu başkanımız sağ olsun
büyük emekleri olmuştur. Nihat Önder'dir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hakikaten ilk kuruluşlar önemlidir her zaman. İkinci olarak İsmet Tuğmat abimiz burada başkanlık yapmıştır. Üçüncü olarak yine Rıfat Özkan başkanımız yine aramızda, Allah razı olsun, başkanlık yaptı. İbrahim Aydın başkanlık yaptı, değerli başkanımız. Ve beşinci olarak Faik Ülken başkanımız, derneğimizde başkanlık yaptı. Tabii ki biz de bu yönetimlerin birçoğunda bulunduk. Sonra da Faik Demircan abimiz bize siz aday olun, devam edin. Gençler devam etsin artık dedi ve görevimize tebliğ etti. Biz tabii ki ilk yönetim kurulu olarak toplantımızda yerimizin Velefendi Mahallesi Üççeşme sokaktaydı, hepinizin bildiği gibi. Bu programlarımıza yeterli olmadığını kanaatine vardık. Dedik ki güzel bir yerde, Zeytinburnu'nun herhangi bir mahallesinde bu güzel bir dernek merkezi oluşturalım ve güzel bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürelim istedik. Tabii yönetim kurulu toplantısında herkesi bu konuyu sunduğumuz zaman herkes olumlu karşıladı ve araştırmaya başladı. Ve burasını bulduk. Burayı da değerli Hasan abimiz, buranın büyük sahibi, ona bu konuyu arz ettiğimiz zaman o da hay hay dedi. Ben de dedi, dernek ise, Sinoplar Derneği ise kendisi, ben de yardımcı olurum dedi ve biz de burayı kiraya verdi. Allah razı olsun diyoruz. Kiraladı. Kendi yerimizde orada kiraya verdik ve buraya geçtik. Tabii ki dernekçilik kolay iş değil, zor iş. Biz de burada birçok faaliyetleri güzel bir şekilde yapıp, yani derneği kahve kültürü gibi değil de daha güzel faaliyetli, daha güzel organize olabilen, istediği zaman herhangi bir önemli günlerde bir araya gelebilen, birbirimizin acı gününde, tatlı gününde bir arada olabilen, acısını hüznünü paylaşabilen bir dernekçilik anlayışı getirmeye de çalışıyoruz. Yeni bir anlayışla güzel bir şekilde bu programlarımızı yapmaya çalışacağız ve bugün burada bu derneğimizi açarak bundan sonraki faaliyetlerimizi inşallah sürdüreceğiz. Tabii ki bizim de onurumuz, gururumuz olan doktorlarımız var, bürokratlarımız var, milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız, dernek başkanlarımız, esnaflarımız, federasyonumuz ve il, ilçe ve köy derneklerimiz var. Sinop Eğitim Vakfımız var. Ötekisi olmadan, ön yargılı olmadan hep bir arada insanımıza ve ülkemize hizmet etmek için gayret edeceğiz. Birbirimizi ötekileştirmeden hep kaynaşarak, kucaklaşarak devam ettirmeyi ben şahsen arzu ediyorum. Tabii ki biz bunu yaparken değerli hemşehrilerimiz de bizleri burada yalnız bırakmaması gerekiyor. Beraber hareket etmemiz, birbirimize destek olmamız, yönetim kurulları bizler bu konularda daha fazla eğilirken siz hemşehrilerimiz de bizlere destek vermenin çok çok önem arz ediyor. Ve tabii ki Sinop merkez, 8 ilçemiz, 467 köyümüzden buraya gelen tüm hemşehrilerimizin burası mekanıdır. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Bizim hemşerimiz olmayan ve mahallede komşuluk yaptığımız, bizlerle beraber hareket etmek isteyen hemşerilerimiz de burada fahri üyemiz olarak kabul ediyoruz. Ve onların da mekanı. Yani namazlarımızda hep dua ederiz ya, Ya Rabbi devletimizi, milletimizi koru, ordumuzu, yurdumuzu koru, birlik ve beraberlik bozulmasın diye dua ederiz. Bu dualar sıradan dualar değil. Çünkü bunların olmadığı zamanlarda bu millet çok bedeller ödedi. Değerini bilmemiz gerekiyor. Bu zamanları çok iyi değerlendirip birbirimize kaynaşmamızı, birliğimizi, beraberliğimizi daha sık bir şekilde yapmamız gerektiğine de şahsen inanıyorum. Ve bu duygu düşüncelerle sözlerime son verirken, derneğimizin kurulduğu günden bugüne kadar gerek yönetimi olarak, gerek üyesi olarak, maddi ve manevi olarak katkı sunmuş, rahmete rahmana uğurladığımız çok değerli hemşehrilerimizi, bizlerle gönül birliği yapmış Zeytinburnu hemşehrilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tabii ki dernekle alakalı kısa 3-5 kelime daha söyleyeyim, huzurunuzdan ayrılacağım. Değerli belediye başkanım bekliyor. Dernek birliktir. Dernek sevgidir. Dernek tanışmaktır. Dernek yardımlaşmaktır. Dernek bilim ve irfandır. Dernek kültürü yaşatmaktır. Dernek gelecek nesillere örnektir. Dernek beraber, el ele, gönül gönüle olmaktır diyorum.
ve bu duyguyla düşüncelerde çok değerli belediye başkanıma, siz değerli bu dernekte görev yapmış değerli dernek başkanı arkadaşlarıma, federasyon başkanıma ve siz değerli hanımefendilere, beyefendilere saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunarak hayırlı günler diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diliyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, diğer illerimizin dernek başkanları, federasyonumuzun yönetim kurulu üyesi, arkadaşlarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, gerçekten bir Ankara'da yaşanılan ülkemizin bütünlüğüne zarar vermek isteyen, bizi de hiç bir zaman bu durumda karşı karşıya kalmadığımız bir durum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bütünlüğü anlamında da Sinop dernekleri olarak üzerimize düşen vazife ne ise sonuna kadar yapacağımızı burada gerçekten teminatıyız diye özellikle belirtmek istiyorum. İstanbul'daki Sinoplar Derneklerimizin Federasyonu'nun başkanı Engin Kırmızı Gül kardeşim. Yine Zeytinburnu'daki Sinoplular Derneği'nin şu anki başkanı Mehmet kardeşim ve derneğimizin kuruluşundan bugüne başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış olan değerli kardeşlerim. Tekraren hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu. Derneğimizin bugünlere gelişinde emeği olan, katkısı olan herkese ama herkese teşekkür ediyoruz. Aslında çok önemli bir iş yapılıyor. İstanbul, şimdi gurbet deniliyor. Gurbet diye gelmişiz ama yurt edinmişiz. İstanbul akrabaları birbirinden uzaklaştırıyor. Büyük kentler, büyük şehirler. Hayatın koşturmacası içerisinde koşarken, yıllar su gibi akıp geçerken, bakıyorsunuz akrabalarınızı ihmal etmişsiniz. Yakınlarınızı, hemşehrilerinizi ihmal etmişsiniz. Önce akrabanızdan kopuyorsunuz, yakınlarınızdan kopuyorsunuz, sonra da değerlerinizden, kültürlerinizden kopuyorsunuz ve yalnızlaşıyorsunuz. Bu büyük bir tehlike. İşte hemşehri dernekleri bu anlamda kopuşu durduran, insanımızı bir araya getiren, akrabaları aynı topraklarda dünyaya gelmiş, annesi, babası ya da kendisi dünyaya gelmiş, gurbet elde tutunmaya çalışan dostları, yakınları tekrardan bir araya getiren önemli bir unsur. Dolayısıyla bu derneklerin yaşatılması lazım. Bu derneklerde başkanlık yapan, yöneticilik yapan, üye olan, destek veren herkese ama herkese teşekkür etmek lazım. Çünkü aslında bireyin yalnızlaşmasına, kültüründen kopmasına mani olmuş olunuyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı verilmiş oluyor. Huzur ortamının sağlanmasına, huzur ortamının güçlenerek devam etmesine katkı verilmiş oluyor. Bu yönüyle son derece önemli bir iş yapılıyor. Bugün misafirlerimiz arasında AK Parti'mizin bölgemizden milletvekili adayı değerli Buğra kardeşimiz var. Buğra Babur kardeşimize, değerli vekilimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Mehmet kardeşimizi ve yönetimdeki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben erken ayrılmak durumundayım. 4'te bir başka program var, oraya biraz da mesafe var. Oraya yetişmem lazım, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.